Merhaba, Sosyal Medya Kafası programı ile karşınızdayız. Programımızda her hafta dijital dönüşümü konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta neyi merak ettik? Kişisel verilerin korunması kanununu merak ettik. Kişisel verilerimiz aslında nerelerde saklanıyor? Hem bireysel olarak hem de şirketsel olarak haklarımız neler? Merak ettik, uzmanına soracağız. Sizlere bugün farklı bir yerden sesleniyoruz. Avukat Nilüfer Sarımeşere'nin ofisinden sesleniyoruz efendim. Şimdi kendisini ofisinden almaya gidiyoruz. Merhaba değerli izleyenler, Sosyal Medya Kafası programı ile karşınızdayız. Programımızda her hafta dijital dönüşümü ve bu konuyla alakalı uzmanların görüşlerini almaya devam ediyoruz. Bu bölüme gelene kadar aslında birçok başlığı konuştuk sizlerle beraber bölümlerimiz içerisinde. Bir de işin hukuki boyutuna bakacağız. Biliyoruz ki kişisel verilerin korunması başlığı var. Çok önemli başlıklardan bir tanesi. Artık hepimiz interneti kullanıyoruz, e-ticaret yapıyoruz. Kişisel verilerimiz artık internet üzerinde paylaşılabiliyor, kullanılabiliyor. Bu işler hem bireysel ve vatandaşın bireysel adımlarında hem de şirketler özelinde aslında nasıl ilerleniyor? Kişisel verilerin korunması kanunu nedir? Merak ettik. İşin uzmanına soracağız. Bir avukatımızla beraber bugün programımızda merak ettiklerimizi sizlerle paylaşacağız. Efendim hemen konuma dönmek istiyorum. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Dönüşümü konuşuyoruz ve kapıda çok önemli kanunlardan bir tanesi var. Nedir kişisel veri ve bu verilerin korunması aslında? Böyle bir giriş yapsak. Aslında öncelikle şunu belirtmek isterim ki kanun kapıda değil, 2016 yılında yürürlüğe girdi. 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu Mart 2016'da yürürlüğe girdi ancak bir uyum süreci tanındı. Evet. Sizin de dediğiniz gibi hem kişilere hem işte veri sorumlusu dediğimiz gerçek veya tüzel kişilere. Ama ancak tabii ülkemizde bilinirliği ve farkındalığı artmaya başladı. Şimdi 31'ine kadar verilen süreç nasıl? Onu da ekleyelim. Şöyle 31-12-2019'a kadar aslında bu süre Eylül'de son buluyordu. Kurul uzattı bu süreyi. Şöyle bir yükümlülük var gerçek veya tüzel kişiler için. Yani gerçek veya tüzel kişi dediğimiz birey veya şirketler adına. Burada yıllık çalışan sayısı 50'den fazla ya da veya burada önemli. Yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den fazla olan gerçek veya tüzel kişiler Verbis dediğimiz sisteme kayıt yükümlülüğü altında. Bunun için işte son tarih 31-12-2019. Ama bu demek değildir ki diğer şirketler ya da diğer gerçek kişiler kanuna uyumlu olmasına gerek yok. Verbis siciline kayıt olma yükümlülüğünden muaf olmak, kanuna uygun davranmaktan da muaf olmak anlamına gelmiyor. Yani aslında gerek bireyler gerek şirketler bu kanun kapsamında korunuyor. Yükümlülükleri var, hakları var herkesin. Dolayısıyla kişisel verilerin korunması kanunu 2016 yılından bu yana ülkemizde kendini göstermeye başladı. Evet, aslında uzun da bir süreç olmuş. Uzun bir süreç ama işte bizlerin farkındalığının artması biraz zaman aldı. Şirketler şu an inanılmaz bir telaş içinde 31-12'ye çok az kaldığı için. İşte uzatılır mı falan gibi yine böyle bir söylemler var ama bilmiyoruz tabii o hani kurulun kendisine. Peki 31-12 ile beraber aslında cezai yaptırımlar mı yürürlüğe girmiş olacak? Onu da açalım tabii birazcık. Evet aslında cezai yaptırımlar hala yani 2016'dan bu yana kanun yürürlükte olduğu için ceza yaptırımlar zaten vardı. Örneğin Facebook cezaları gibi duymuşsunuzdur. Ama şimdi 31-12'den sonra bizim işte bahsettiğimiz şirketler, çalışan sayısı ve mali bilanço toplamını sağlayan şirketler bakımından yaptırımlar oluşmaya başlayacak. Yaptırımlardan ben hemen kısaca bahsedeyim. Evet. Bu, zaten bizim Türk Ceza Kanunumuz var, yürürlükte biliyorsunuz, genel kanunumuz. Bu kanunda ve anayasada zaten kişisel verilerle ilgili durum düzenlenmişti. Ceza kanununda kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yok edilmemesi 1 yıldan 2 yıla hapis, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi 1 yıldan 3 yıla, özel nitelikli kişisel veri dediğimiz verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi 1,5 yıldan 4,5 yıla vesaire gibi hapis cezaları zaten vardı. Burada şimdi yeni kanunun bize getirdiği para cezalarına gelecek olursak, öncelikle bu Verbis dediğimiz sicile kaydolmamanın cezası 20 bin liradan 1 milyon TL'ye kadar değişiyor.
Burada soracak olursanız 20 bin TL'den 1 milyona kadar makas aralığı niye diye. Bu genelde şirketin büyüklüğü, işte çalışan sayısı, bilançosu üzerinde değişiyor. Bunun dışında kanunun getirdiği başka yükümlülükler var. Aydınlatma yükümlülüğü. Buna uymamanın cezası yine 5 bin TL'den 100 bin TL'ye. Veri güvenliği yükümlülüklerine aykırılık dediğimiz 15 bin TL'den 1 milyon TL'ye. Yani burada 1 milyon TL'ye kadar cezalarla karşı karşıyayız. Evet, eğer kanuna uyulmazsa. Makas var, evet, aralık makas olarak. Vergi sistemi dediniz. Biraz evet. Bunu aşmanızı isteyeceğim. Nasıl bir sistemdir? Çünkü özellikle dediniz ya bu tarihten itibaren artık kayıtlı olsun olmasın bu yükümlülükler içerisinde bulunacak dediniz. Biraz vergisi aşmanızı isteyeceğim. Vergi sistemi şöyle bir sistem. Verileri yani kişilerin kendi verilerini kaydeden veri sorumluları bakımından o veri sorumlularının oraya sicile kayıt olması yükümlülüğünü getiriyor. Yani burada çok karıştırılan bir kavram var. İşverenler zannediyor ki vergi sistemine kayıt olurken ben işçimin bütün özlük bilgilerini sisteme girecek miyim? Yani işte Ahmet'in, Mehmet'in bütün TC kimlik numarasından tutun ana baba adına kadar hepsini bu sisteme yazacak mıyım? O zaman bu sistemin anlamı ne? Gibi bir soruyla karşılaşıyoruz. Kesinlikle bu bir yanılgı. Burada Verbis'in istediği, kanunun istediği şirketin politikasının belirlenmesi, verilerle ilgili bu şirket nasıl ilerliyor? Yani bu da şu demek, şirketten Verbis sistemi ve kurul şunu istiyor. Senin işçinin özlük dosyasını, işçi örneğin işten ayrıldıktan sonra ne kadar saklıyorsun? Ya da sana iş için başvuran, CV'sini getiren birini işe almazsan onu ne süre saklıyorsun? Sakladın, bitti, bunu yok edeceksin ya da sileceksin ya da anonimleştireceksin. Artık o kişiye ait olduğu bilgileri anlaşılmıyor olacak. Anonimleştirme de bir yöntem. Bunların ne şekilde uyguluyorsun? Yani sadece bu politikayı girmemizi ve onun ulaşılabilir olmasını istiyor Verbis sistemi. Zaten siz de Verbis sistemine internetten girip baktığınızda şirket adı yazdığınızda oraya ilgilendiğiniz, görmek istediğiniz bir şirketi hemen orada şirketin Verbis şeyi, envanteri çıkıyor. Burada hani örneğin işte işe başvurdunuz o şirkette yıllar önce. Bakalım benim CV'mi silmiş mi diye. Kişinin kendi yükümlülükleri bu anlamda var. Yani burada şirketler yani veri sorumlusu dediğimiz şirket olur, gerçek kişi olur. Onlara bir yükümlülük, veri sahiplerine de, bireylere de kendi kişisel verileri bakımından haklar tanıyor kanun genel olarak. Şimdi evet tam bireysel kısmına geçelim derken kişilere haklar tanınıyor dediniz. Evet, çok da bir güzel geçiş oldu. Şimdi dediğiniz gibi aslında bu noktada bu verilerin saklanması ne kadarının saklanacağı başlığı. Güvenecek miyiz şirketlere? Bu soruyu doğuruyor tırnak içerisinde aslında. Kişisel verilerimiz bizim ne anlamda korunuyor, ne kadar güvenlik altında bunu da bilmiyoruz. Biliyoruz ki hepimiz kredi kartı kullanıyoruz. Bunun devamında aslında bir şirkete bağlı olmasa da bilgilerimiz birçok anlamda bilgilerimizi zaten kendi elimizle giriyoruz. Datalarımızı kendimiz paylaşıyoruz şu anda internette ve bu veri ağ içerisinde birçok yazılım içerisinde belki de şu anda kişisel verilerimiz zaten var. Bireylerin kendini koruması ve kişisel verileri ve hakları bağlamında neyi doğuruyor bir de bunu öğrenelim. Şimdi burada çok önemli noktalar var. Kişisel verilerin hakları nedir diye soracak olursanız özetle. Burada her birey kendi verisini işlediğini düşünen, kaydettiğini düşünen veri sorumlusu dediğimiz kişiye, yani veriyi aldığını ve o veriyle ilgili olduğunu düşündüğümüz veri sorumlusu dediğimiz kişiye başvurup benim verilerimi ne kadar süre saklıyorsun, ne yaptın, bunu siliyor musun, kaydediyor musun gibi soru sorma hakkına sahip ve soru sorduğunda veri sorumlusunun da örneğin şirketin de kendisine cevap verme yükümlülüğü artık kanundan kaynaklanıyor. Cevap 30 gün içinde cevap vermeli şirket bireye. Cevap vermeyebilir bir ihtimal olarak ya da verdiği cevap bireyi tatmin etmeyebilir. Bu hallerde birey aldığı cevabın üzerine 30 gün içinde kurula gidip şikayette bulunabiliyor. Böyle böyle işte benim verimin ben hukuka aykırı olarak işlendiğini, işte hukuka aykırı saklandığını, hukuka aykırı elde edildiğini düşünüyorum şeklinde. Ama burada kanunun öngördüğü öncelikle veri sorumlusuna yani şirkete başvurmak esas. Arkasından aldığınız cevaba göre kurula şikayet yoluna gidilebiliyor. Şeyi sormuştunuz. Bütün verilerimizi internette giriyoruz, evet. Devam ediyoruz, ticaret yapıyoruz, alışveriş yapıyoruz vesaire gibi.
Burada şirketlerin de yükümlülüklerinden yine bahsetmiştik. Verbise kayıt yükümlülüğü zaten kanundan kaynaklı. Şirketlerin bireyler bakımından yükümlülüklerinden biri de, burada hep şirket diyorum ama veri sorumluları genelde şirket oluyor. Yani verileri işleyen, toplayan genelde tüzel kişiler olduğu için şirket aslında diyorum. Aslında o anlamda şirket diyorsunuz. Yani evet, kayıtlı evet. olan yer olarak yani, söylüyorsunuz. Yani evet, hani kişisel verileri elde eden, toplayan, gerçek veya tüzel kişi diyoruz ama bunlar genelde şirket oluyor. Örneğin işte internet alışverişi diyelim. Siz internete birey olarak girdiniz, internetten alışveriş yapacaksınız ya da sadece öncelikle siteyi incelemek istiyorsunuz. Telefondan giriyorsunuz. Devam etmek istediğinizde size aşağıda çerez uyarısı çıkıyor. Cookie dediğimiz çerezler. Bu çerezler şu anlama geliyor. Yani biz sizin internette dolanma şeylerinizi, ilgi alanlarınızı, becerilerinizi işte kaydediyoruz. Buradan sizin bekar, çocuksuz ya da işte evli, işte şu kadar çocuklu, kız çocuklu falan biri olduğunuzu anlıyoruz. Aslında ve bilgilerinizi topluyoruz. Çözüyoruz. Kimliğinizi çözüyoruz. Yani bu çerezler bu anlama geliyor. Bunun için sizden onay istiyor internette. Hatta bazı sitelerde onay vermeden siteye devam edemiyorsunuz. Karşılaşmışsınızdır belki. Evet. Siteyi incelemeniz dahi mümkün olmuyor o çerez onayını vermeden. Hı-hı. Bu kanunun öngördüğü açık rıza anlamına gelir. Yani veri sorumlularına diyor ki sen kişisel verilerini eğer alacaksan bireyin, bunun için öncelikle kendisinden rıza almalısın diyor. Onlar da tamam hadi alalım bu rızayı diyorlar ama bu rızayı zorunlu kılıyorlar internet sitelerinde. Mesela sen o çerez onayına onay vermeden o siteye giremiyorsun. Hı-hı. Bu açık rızanın özgür iradeye bağlı olması ilkesine tamamen aykırı bir durum. Dolayısıyla o çerezi onaylayabilirim, onaylamayabilirim. Ben herhalde o siteye devam etmeliyim. Peki itiraz hakkı doğar mı burada? Yani burada tabii ki yani öncelikle kurula başvurmak gerektiğini bahsetmiştik zaten. Hı hı. Hani ben internet sitesini inceleyemiyorum bile. İlla onaylamam gerekiyor. Bunun değiştirilmesini istiyorum. Ben çerezlere aslında onay vermek istemiyordum. Benim açık rızamı iradem dışında aldınız diye kurula birey başvurabilir. Hı hı. Veri sorumluları yani işte bunu dayatan şirket aynı zamanda kendisi örneğin bu örnekte internet sitesinde kendini tanıtmalı. Yani veri sorumlusu şu şirkettir, bizim adresimiz budur, bize şu adresten ulaşabilirsiniz, bu adrese mail atabilirsiniz, şu numaradan arayabilirsiniz. Bu şekilde öncelikle bize başvurup verileriniz hakkında bilgi alabilirsiniz de demeli. Onun dışında mesela bu internet alışverişlerinde ya da kasa alışverişlerinde de böyle bir şey var. Tam alışveriş yapacaksınız, size diyorlar ki size bir mesaj gönderiyoruz, onu onayla yazın. Ondan sonra %10 indirim alacaksınız evet. diyor mesela. Burada da yine açık rızayı bir kampanyaya bağlıyor gibi düşünebiliriz. Bu konu biraz tartışmalı. Açık rızanın bu durumda özgür iradeye bağlı mı değil mi meselesi. Burada genel görüş özgür iradeye bağlı olduğu, sadece biraz teşvik verdiği firmanın bu konuda. Ama bu konuda en azından diğerine oranla açık rızanın daha az. Kredi kartı kullanımını soralım. Çünkü biz özellikle internetten alışveriş yapma konularını konuştuğumuzda Türkiye'de bir güven eksikliği olduğu başlığı ortaya çıktı. Evet. Ben size de sormak istiyorum. Şimdi özellikle yüklü bir miktarda kredi kartımız varsa limitsel olarak onu çok da fazla aslında biz kullanmak istemiyoruz. Ya da vatandaş da kullanmak istemiyor. Hala o güven eksikliğini yaşadığını görüyoruz. Evet. Baktığımızda şunu da duruyorum ben etrafımda. Evet, eğer internetten alışveriş yapacaksan daha az limitli, biraz daha kendimi güven altına alabileceğim evet, kredi kartının kullanımı. Son günlerde de ciddi anlamda kredi kartı kullanımlarındaki verilerin paylaşımıyla alakalı bankalarla bir sıkıntı da yaşandı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bireysel anlamda böyle bir sıkıntı yaşandığında ya da gerçekten böyle bir problem ortaya çıktığında marka değeri olan bankalar kendilerini nasıl korumalılar? Şimdi örneğin dediğiniz örnekte bu yakın zamanda böyle bir ihlal gerçekleşti sanırım bundan bahsediyorsunuz. Evet, evet bahsediyorsunuz. Bir banka, şimdi burada tekrar şeye dönüyorum, veri sorumlularının yükümlülüklerine dönelim. Buradaki ilgili banka veri sorumlusu, yani bizlerin kredi kartı bilgilerini elde eden veri sorumlusu niteliğinde. Bu banka veri sorumlusu olarak eğer bir ihlal gerçekleştiyse, yani genel olarak konuşuyorum, veri sorumluları herhangi bir ihlal gerçekleştiyse bunu derhal kurula bildirmekle yükümlü. Yani kendisinde böyle bir açık olduğunu, kişisel verileri tabiri caizse kaptırdığını düşünüyorsa hemen kurula bildirim yükümlülüğü var kanun uyarınca. Dolayısıyla bu yakın zamanda da böyle bir olay gerçekleşti. Veri sorumlusu olan banka derhal kurula bildirdi ve dedi ki benim verilerim bir
finans şirketine içeriden bir personel vesilesiyle verilmiş, satılmış ya da kullandırılmış. Dolayısıyla ben bunu tespit ettim. Derhal kurul sana bildiriyorum dedi. Bu onun bir yükümlülüğüydü, bildirmemesi halinde ayrıca bir ceza alırdı. Şimdi kurul bunu kamuoyuna duyurdu internet sitesinden. Hı hı. Kişisel verilerin korunması ile ilgili internet sitesi çok öğretici ve bilgi verici aslında. Herkes inceleyip bakabilir. Oradan kamuoyuna bir duyuru yaptı. Dedi ki böyle böyle bu bankanın verileri kaptırdığı söyleniyor. Dolayısıyla hani kamuoyuna duyurulur gibi bir duyuru yaptı. Hı hı. Bunun üzerine tabii ki banka, yani veri sorumlusu ilk o bildirim yükümlülüğünü atlatmış oldu. Ama tabii ki verileri kaptırdığı için bu yeterli bir cezayla sizce karşılaşma ihtimali var tabii ki. Yani evet, böyle bir açıklama yaptı. Hı hı. Böyle bir durum var. Çünkü sıkıntılı bir süreç. Bu açıklamayla kendini koruma altına almış olabiliyor mu? Yani bunu itiraf etmekle bu sizce yeterli mi? Ya bu şimdi kanunun öngördüğü bir yükümlülük yani. Evet, önce itiraf yükümlülüğü diyelim. Onu yerine getirdi. O anlamda hani cezai işlemden bir bakıma kurtulmuş olabilir ama tabii ki verileri hukuka aykırı bir biçimde bir başkasına aktardığı için sorumlu olacak, o bir ceza alacak oradan. Hı hı. Ha, biz bireyler olarak ne yapabiliriz? Zaten olay tespit edilmiş, kuruma sirayet etmiş. Hani ayrıca bireysel olarak şikayet yoluna gitmemize artık gerek kalmamış kurula. Burada tabii kurula şikayet savcılık aşamasını engellemiyor. Hı hı. O her zaman için gündemde olan bir konu. Hı hı. Yani kurula şikayet bir idari yöntemken cezai yöntemi de birey kullanabilir. Yani böyle böyle benim verilerim bu şekilde hukuka aykırı elde edildi ya da kullanıldı ya da aktarıldı diye. Burada da işte az önce konuştuğumuz Türk Ceza Kanunu'nun hapis cezaları, orada banka içinde verileri aktaran personel bakımından önem arz edecektir. Evet. Hemen şunu da sormak istiyorum. Program öncesinde aslında sizinle sohbet ederken biraz daha merak ettiklerimi sorarken şu soruyu da sormuştum. Özellikle bir spor salonu örneği verdim size. Bir spor salonuna kayıt alıyorsunuz. Kredi kartı bilgilerinizi alıyor. Cep telefonu numaranızı alıyor ve sizin aktif olarak spora gittiğinizi oraya kaydediyor. Aslında yine kişisel olarak o çizdiğimiz tabloyu ve bilgileri ona teslim etmiş oluyoruz. Devam eden süreçte o salondan ayrıldık ya da ayrılmadık. Başka markalardaki spor merkezleri bizi aramaya başlayabiliyor. Merhaba, direkt isim soy isim söyleyerek hatta merhaba nasılsınız diye konuya girip spor salonumuza kayıt edebilir miyiz diye bir soru soruyor. O anda aslında vatandaşın soru sorma hakkı nedir kişisel verilerini korumak adına? Bunu öğrenmek istiyorum mesela ve aktarmak istiyorum. Şimdi en başa dönecek olursak burada siz o spor salonuyla sözleşme yaparken size bir sürü kağıt imzalatılıyor. Evet. O imzaladığınız kağıtlarda artık kişisel verilerin koruması kanunu çıktıktan sonra açık rıza metinleri de var. Yani işte biz sizin verilerinizi alıyoruz, işliyoruz, şu amaçla alıyoruz. Bazı özel verileriniz de alıyor çünkü spordan bahsediyoruz. Burada özel nitelikli kişisel veri dediğimiz sağlıkla ilgili verileriniz de alıyor. Bunlar için elbette açık rıza almak zorunda. Onları alıyor, sözleşmeyi sizle yapıyor. Siz de buna tabii rıza vermiş oluyorsunuz. Hani orada itiraz hakkınız var, o ayrı bir konu. Hani ben bunun çıkarılmasını istiyorum diyebilirsiniz sözleşmeden. Ama siz artık o veriyi kendisine vermiş oluyorsunuz. Orada dikkatli okumalısınız. Yani size diyorsa ki eğer ben bu verinizi şu an alıyorum, şu 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 kişilere ya da kurumlara aktarabilirim diyorsa, onu tabii başka spor salonlara aktardığını hukuka uygun hale getirmeye çalışıyor ama yine de böyle bir durum var. Onu sizden onayını almış olsa bile aktarmasında bir menfaat olmalı. Yani bazen orada imzaladığınız sözleşmede aslında sonradan geçersizliği gündeme gelebiliyor. Yani aslında bakarsanız burada siz imzaladığınız sözleşmede onay verdiyseniz aktarılmasına, aktarma tabii ki mümkün ama hani dönüp de bu sefer tamam ben onay vermiştim ama burada bir menfaat yok, aktarmamalıydın gibi yine tekrar kendisine başvurmak mümkün. Kurulu, şirketin. Ya da diyelim ki sizden hiç öyle bir onay almadı. Bunu eskiyi konuşalım, bu kanundan önce. Sözleşmeyi yaptınız. Dediğiniz gibi sizi başka yerler aramaya başladı. Sizi spor salonu değil de spa merkezleri aramaya başladı. Bu durumda artık telefonumu lütfen kayıtlarınızdan silin dediğinizde bu bir aslında hani benim arkamda kanun var, benim arkamda kurul var. Ben o yüzden sana bu cümleyi kuruyorum. Benim telefonumu artık sil. Yani benim bu talebim
benim rızamı verdiysen bile daha öncesinden artık bu rızamı geri aldığım anlamına gelir. Ve sen o telefon numarasını artık silmek zorundasın. Ben sana, ki zaten başta söylüyorlar görüşmelerimiz kayıt altına alınıyor diye. Ben bunu sana söylemişken artık daha fazla saklayamazsın. Bir daha beni arayamazsın. Benle iletişime geçemezsin. Çünkü ben rızamı verdiysen bile geri aldım. Evet. Böyle bir şey de mümkün. Dolayısıyla sizi arayanlara direkt böyle çıkışarak benim telefonumu silin. Bunu söyleyebiliriz. Buradan paylaşmış olalım hemen. Evet. Özellikle sormak istediğin ciddi anlamda bununla karşılaşan çok birey oluyor. Evet. Evet, en azından bundan sonra işlemler boyutundaki imzalanan sözleşmelerde böyle bir detayın olduğunu da paylaşmış Tabii, olalım. Tabii sözleşmeleri okuyalım. Evet. Ama son olarak şunu da soracağım süren dahilim içerisinde. Tabii. Bir şey ekleyecektiniz galiba, onu ekleyelim. Ha, şey diyecektim, yani o sözleşmeyi imzaladınız diyelim ki, iyi okumadınız, imzaladınız ama bazen tabii az önce de bahsettiğim gibi sözleşmelerin o anda bir dayatma konusu olduğu için hani bunu çıkarın dediğinizde çıkaramayız falan da oluyor. Hani siz o gün onu imzalamış olsanız bile sonrasında o sözleşmenin geçerliği ayrıca incelenecektir, yani o konuda da rahat olun. Evet, o yüzden de rahat olabilirler. Evet. Rahatlıkla bu soruyu sorabilirler aslında. Evet, soru benim telefon numaram sil şeklinde de buradan not düşelim. Bugün birçok konuyu konuştuk ve detaylı olarak aslında anlatmaya da çalıştınız Verbis sistemiyle ilgili olarak ama son olarak Verbis sistemine kayıt olma koşulları, prosedürleri buradan bilgilendirmek adına çok kısa bundan da bahsetmenizi isteyeceğim ve kapatacağız. Tamam. Şimdi bireyler için haklarını söyledik. Şirketler için de Verbis sistemi az kaldı. Onun için de Verbis sistemine kayıt şöyle bir prosedürü var. Şirketin Verbis sistemi envanterini görmek istiyor. Yani az önce bahsettiğim gibi neyi ne kadar saklıyorsun, nasıl yok ediyorsun, ne kadar süre sonra ortadan kaldırıyorsun bu verileri gibi. Bunun için bir envanter çıkarıyoruz biz. Avukatlar ve bu konuda bilişimci arkadaşlar bizlerle birlikte çalışıyor. Neden bilişimci olduğunu da açıklayacağım. Envanteri çıkarıyoruz, şirketin durumunu görüyoruz. Sonra orada bir boşluk analizi yapıyoruz. Yani kanun bizden ne bekliyor, onu bizler biliyor oluyoruz ve diyoruz ki şirket olarak siz bu durumdasınız ama kanuna uyumlu hale gelmek için bu duruma gelmelisiniz. Yani özlük dosyasını X yıl saklıyorsanız işte Y yıl saklamanız gerekiyor. Dolayısıyla lütfen bunu oturalım, değiştirelim, bu politikayı değiştirelim diyoruz şirketlere. Envanteri o şekilde revize ediyoruz. Uygulamaları da şirkette bu şekilde revize ediyoruz. Yani sadece envanter değil, şirketin uygulamalarını da pratikte değiştirmek gerekir. İşte bu konuda IT'ci arkadaşlar, bilişimci arkadaşlar bize yardımcı oluyor. Çünkü artık dijital dönüşüm, her şey bulutta saklanıyor. İşte CD'ler bile kalmadı yani. Bulut daha çok kullanılıyor. İşte maillerde vesaire falan. Bu konuda da IT'ci arkadaşlar bize yardımcı oluyor. Saklanması gereken ya da yok edilmesi gereken, silinmesi gereken, yani hiçbir şey aslında yok olmuyor deniliyor ya şeyde, bilgisayar ortamında olan hiçbir şey. İşte o konuda IT'ci arkadaşlar bizlere yardımcı oluyor. Şirketi bu haliyle biz kanuna uyumlu hale getiriyoruz. Bir de dokümantasyon süreci var. İşte açık rıza metinleri, aydınlatma metinleri, bu işte internet sitelerinde gördüğünüz. Ya da işte şirketlerde güvenlik kameraları varsa o kameraların altına böyle büyük puntolarla bu şirket işte kamerayla izlenmektedir güvenlik amacıyla diye, amacını da belirtecek şekilde. Bunları şirketi gerek dokümantasyon gerek işte pratikte yapılan değişikliklerle sadece Verbis sistemine kaydoldum bitti benim yükümlülüğüm diyerek kalmayıp şirketi gerçekten kanuna o saatten sonra uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Evet. Ciddi detayları var ve özellikle dediğiniz gibi uzun süredir işleyen de bir süreç var ama son tarihte verildi 31'i olarak. Evet. Buradan bir kez daha altını çizelim. Çok teşekkür ediyoruz ben programımıza katıldığınız için. Özellikle dijital dönüşümü konuşuyoruz. Sosyal medya kafası diyoruz çünkü dijital dönüşüm ve sosyal medyayla yürüttüğümüz artık hayatlarımız var. Bu bağlamda da birçok konuyla ilgili uzmanımız bizi bilgilendirmiş oluyor. Bekleyen dediğim gibi aslında programın başında söyledim. Çok az bir tarih kaldı. Çok. O yüzden şirketler çok meraklı bu konuda. Evet. Detaylandırmış olduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Efendim. Sağ olun. Noktalıyoruz sosyal medya kafasını bu haftalık. Haftaya başka bir uzmanımızla beraber görüşmek üzere. Yani başlayabiliyorum. Hayır, renkli. Renkli renkli ofis güzel. Merhaba, sosyal medya kafası programı ile karşınızdayız.